29. mektup 3. 3. risale olan 3. kısım Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın 200 aksamı i'caziyesinden nakşi bir kısmını gösterecek bir tarzda Kur'an-ı Azimüşşan'ı Hafız Osman hattıyla taayyün eden ve ayeti müdayene mikyas tutulan sayfeleri ve Sure-i İhlas vahidi kıyası tutulan satırları muhafaza etmekle beraber o nakş-ı i'cazı göstermek tarzında bir Kur'an yazmaya dair mühim bir niyetimi hizmeti Kur'an'daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım onlara müracaat ediyorum. Şu üçüncü kısım 9 meseledir. Birinci mesele Kur'an-ı Azimüşşan'ın enva-ı i'cazı 40'a balik olduğu i'cazı Kur'an namındaki 25. sözde bürhanlarıyla ispat edilmiş bazı enva-ı tafsilen bir kısmı icmalen muannitlere karşı dahi gösterilmiş hem Kur'an'ın i'cazı tabakayı insaniyede 40 tabakaya karşı ayrı ayrı i'cazını gösterdiği 19. mektubun 18. işaretinde beyan edilmiş ve o tabakatın 10 kısmının ayrı ayrı hisse-i i'caziyelerini ispat etmiş. Sair 30 tabakayı ahir, ehli velayetin muhtelif meşrepler ashabına ve ulûm-u mütenevvi'anın ayrı ayrı ashablarına ayrı ayrı i'cazını gösterdiğini, onların ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin derecesinde Kur'an, hak, kelamullah olduğunu, imanı tahkikleri göstermişler. Demek her biri ayrı ayrı bir tarzda bir veçh-i i'cazını görmüşler. Evet, ehli marifet bir velinin fehmettiği i'caz ile ehli aşk bir velinin müşahede ettiği cemali i'caz bir olmadığı gibi muhtelif meşaribe göre cemali i'cazın cilveleri değişir. Bir ilmi usulüddin allamesinin ve bir imamının gördüğü veçh-i i'caz ile füruat-ı şeriattaki bir müçtehidin gördüğü veçh-i i'caz bir değil ve hakeza bunların tafsilen ayrı ayrı vücuh-u i'cazını göstermek elimden gelmiyor. Havsalam dardır, ihata edemiyor, nazarım kısadır, göremiyor. Onun için yalnız 10 tabaka beyan edilmiş, mütebakisi icmalen işaret edilmiş. Şimdi o tabakalardan 2 tabaka Mu'cizat-ı Ahmediye Risalesi'nde çok izaha muhtaç iken o vakit pek noksan kalmıştı. Birinci tabaka kulaklı tabaka tabir ettiğimiz âmi, avam yalnız kulak ile Kur'an'ı dinler, kulak vasıtasıyla i'cazını anlar. Yani der bu işittiğim Kur'an başka kitaplara benzemez, ya bütünün altında olacak veya bütününün fevkinde olacak, umumun altındaki şık ise kimse diyemez ve dememiş şeytan dahi diyemez, öyle ise umumun fevkindedir. İşte bu kadar icmal ile 18. işarette yazılmıştı. Sonra onu izah için 26. mektubun Hüccetül Kur'an ala Hizbi Şeytan namındaki birinci mebhası o tabakanın i'cazdaki fehmini tasvir ve ispat eder. İkinci tabaka gözlü tabakasıdır. Yani âmi avamdan veyahut aklı gözüne inmiş maddi yunlar tabakasına karşı Kur'an'ın göz ile görünecek bir işareti i'caziyesi bulunduğu 18. işarette dava edilmiş ve o davayı tenvir ve ispat etmek için çok izaha lüzum vardı. Şimdi anladığımız mühim bir hikmet-i Rabbaniye cihetiyle o izah verilmedi. Pek cüz'i birkaç cüz'iyatına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı ve tehiri daha evla olduğuna kat'i kanaatimiz geldi. Şimdi o tabakanın fehmini ve zevkini teshil etmek için vücuh, 40 vücuhu i'cazdan göz ile görünen bir veçhini, bir Kur'an'ı yazdırdık ki o yüzü göstersin. Bu üçüncü kısmın mütebaki meseleleriyle dördüncü kısım tevafukata dair olduğu için tevafukata dair olan fihriste ile iktifa edilerek burada yazılmamışlardır. Yalnız dördüncü kısma ait bir ihtar ile üçüncü nükte yazılmıştır. İhtar, lafz-ı Resul'deki nükte-i azimenin beyanında
160 ayet yazıldı. İşte ayetlerin hasiyeti pek azim olmakla beraber mana cihetiyle birbirini ispat ve tekmil ettiğinden çok manidar olduğu için muhtelif ayatı hefzetmek veya okumak arzusunda bulunanlara bir hizb-i Kur'ani olduğu gibi Kur'an kelimesindeki nükte-i azimenin beyanında 69 ayat-ı azimenin derece-i belagatı pek fevkalade ve kuvvet-i cezaleti pek ulvidir. Bu da ikinci bir hizb-i Kur'ani olarak İhvana tavsiye edilir. Yalnız Kur'an kelimesi 7 silsile-i Kur'an'da mevcut olup umum o kelimeyi tutmuş, hariç 2 kalmış, o 2 de kıraat manasında olduğundan o huruç nükteye kuvvet vermiştir. Rasul lafzı ise o kelime ile en ziyade münasebettar sureler içinde Sure-i Muhammed ile Sure-i Fetih olduğundan o 2 sureden çıkan silsilelere hasrettiğimizden hariç kalan Rasul lafzı şimdilik derc edilmemiştir. Vakit müsaade etse bundaki esrar yazılacaktır inşallah. Üçüncü nükte dört nüktedir. Birinci nükte lafzullah mecmu Kur'an'da 2806 defa zikredilmiştir. Bismillah'takilerle beraber lafz-ı Rahman 159 defa, lafz-ı Rahim 220, lafz-ı Gafur 61, lafz-ı Rab 846, lafz-ı Hakim 86, lafz-ı Alim 126, lafz-ı Kadir 31, La ilahe illahudaki hu 26 defa zikredilmiştir. Lafzullah adedinde çok esrar ve nükteler var. Haşiye Kur'an'daki ayatın mecmu adedi 6666 olması ve şu sayfede mezkür Esma-i Hüsna'nın adedi 6 rakamı ile alakadar bulunması ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor. Şimdilik mühmel kaldı. Ez cümle lafzullah ve Rab'den sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Gafur ve Hakim ile beraber lafzullah Kur'an ayetlerinin nısfıdır. Hem lafzullah Allah lafzı yerinde zikredilen lafzı Rab ile beraber yine nısfıdır. Kendin Rab lafzı 846 defa zikredilmiş fakat dikkat edilse 500 küsürü Allah lafzı yerinde zikredilmiş. 200 küsürü öyle değil. Hem Allah Rahman Rahim Alim ve La İlahe İllahu'daki hu adedi ile beraber yine nısfıdır. Fark yalnız 4'tür. Ve hu yerinde Kadir ile beraber yine mecmu ayatın nısfıdır. Fark 9'dur. Lafz-ı Celal'in mecmuundaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükteyle iktifa ediyoruz. İkinci nükte sureler itibarıyladır. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizam, bir kast ve bir iradeyi gösterir. Bir tarzda tevafukatı vardır. Sure-i Bakara'da ayatın adediyle Lafz-ı Celal'in adedi birdir. Fark 4'tür ki Allah lafzı yerinde 4 hu lafzı var. Mesela La İlahe İllahu'daki hu gibi onunla muvafakat tam olur. Muvafakat tam olur. Ali İmran'da yine ayatıyla lafz-ı celal tevafuktadır. Müsavidirler yalnız lafz-ı celal 209'dur. Ayet 200'dür. Fark 9'dur. Böyle meziyat-ı kelamiyede ve belagat nüktelerinde küçük farklar zarar vermez. Takribi tevafukat kafidir. Sure-i Nisa, Maide, En'am. Üçünün mecmu ayetleri mecmuundaki lafz-ı celalin adedine tevafuktadır. Ayetlerin adedi 464, lafz-ı celalin adedi 461. Bismillah'taki lafzullah ile beraber tam tevafuktadır. Hem mesela baştaki 5 surenin lafz-ı celal adedi Sure-i Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud'daki lafz-ı celal adedinin 2 mislidir. Demek bu ahirdeki 5, evvelki 5'in nısfıdır. Sonra gelen Sure-i Yusuf, Ra'd, İbrahim, Hicr, Nahl surelerindeki lafz-ı celal adedi o nısfın nısfıdır. Sonra Sure-i İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Hac o nısfın nısfının nısfıdır. Haşiye bu beşer taksimat üzere bir sırf inkişaf etmişti. Hiçbirimizin haberi olmadan şurada 6 sure kaydolmuş. Şüphemiz kalmadı ki gayipten ihtiyarımızın haricinde 6.'sı girmiş. Ta bu nısfiyet sırrı mühimmi kaybolmasın. Sonra gelen beşer takriben o nispetle gidiyor. Yalnız bazı küsuratla fark var. Öyle farklar böyle makam-ı hitabide zarar vermez. Mesela bir kısım
121, 1, 121, bir kısmı 125, bir kısmı 154, bir kısmı 159'dur. Sonra Sure-i Zuhruf'tan başlayan 5 sure o nısfı nısfı nısfın nısfına iniyor. Sure-i Necm'den başlayan 5 o nısfı 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 nısfın nısfıdır. Fakat takribidir. Küçük küsuratın farkları böyle makamat-ı hitabiyede zarar vermez. Sonra gelen küçük beşler içinde 3 beşlerin yalnız 3'er adet lafz-ı celali var. İşte bu vaziyet gösteriyor ki lafz-ı celalin adedine tesadüf karışmamış, bir hikmet ve intizam ile adetleri tayin edilmiş. Lafzullah'ın üçüncü nüktesi sahifeler nispetine bakar. Şöyle ki bir sahifede olan lafz-ı celal adedi o sahifenin sağ yüzü ve o yüze karşıki sahifeye ve bazen soldaki karşıki sayfe ve karşının arka yüzüne bakar. Ben kendi Nüsha-i Kur'aniyem'de bu tevafuku tetkik ettim. Ekseriyetle gayet güzel bir nisbet-i adediye ile bir tevafuk gördüm. Nüsha'ma da işaretler koydum. Çok defa müsavi olur. Bazen nısf veyahut sülüs oluyor. Bir hikmet ve intizamı ihsas eden bir vaziyeti vardır. Dördüncü nükte sayfe-i vahitteki tevafukattır. Kardeşlerimle 3-4 ayrı ayrı nüshaları mukabele ettik. Umumunda tevafukat matlum olduğuna kanaatimiz geldi. Yalnız matbaa müstensikleri başka maksatları takip ettiklerinden bir derece tevafukatta intizamsızlık düşmüş. Tanzim edilse pek nadir istisna ile mecmu Kur'an'da 2806 lafz-ı celalin adedinde tevafukat görünecektir ve bunda bir şuule-i i'caz parlıyor. Çünkü fikri beşer bu pek geniş sayfayı ihata edemez ve karışamaz. Tesadüfün ise bu manidar ve hikmetler vaziyete eli ulaşamaz. Dördüncü nükteyi bir derece göstermek için yeni bir mushaf yazdırıyoruz ki en münteşir mushafların aynı sahife, aynı satırlarını muhafaza etmekle beraber sanatkarların lakaytlığı tesiriyle adem-i intizama maruz kalan yerleri tanzim edip tevafukatın hakiki intizamı inşallah gösterilecektir ve gösterildi. Allahümme ya munzilel Kur'an bi hakkil Kur'an fehimna esraral Kur'an ma daral kamaran ve salli ve sellim ala men enzelte aleyhil Kur'an ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin.